Merhabalar, hoş geldiniz. En güzel günler sizlerin olsun dileklerimle. Şimdi bebeğimizin başını yapacağız hep birlikte. Önce bir sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızın içine 6 tane X yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kapatalım. Birleştiriyorum. İpimi takıyorum. Elimizdeki 6 X'imizi her X'imizin içine ikişer tane X yaparak 12 X'e çıkarıyoruz. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu sıramızda bir örüp bir arttırarak elimizi 18 X'e çıkarıyoruz. 1 2 3 Devam edelim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tekrar ipimizi takalım. İpimizi tekrar taktık. Şimdi 2 örü bir arttırarak 24 X'e çıkarıyorum elimdeki X sayısını. 1, 2, 3, 4. Böyle devam ediyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Elimde 24 x'im olmuş oldu. Tekrar ipimi takıyorum ve 3 örü bir arttırıyorum. 1 2 3 bir arttırıyorum. 3 satırımıza böyle devam edelim. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25. Altı, 26, 27, 28, 29, 30. Evet. Elimde 30 x'im var. Şimdi tekrar ipimi takıyorum ve 4 örüp 1 arttırarak satır sayımı 36x'e çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. Satırımda 36 x'im var. Şimdi işaret ipimi takıyorum ve 4 sıra düz olarak göreceğim 36 x'imi. Devam edelim. 1, 2. Evet, bu şekilde devam edip 4 sıramızı örelim. İşaret ipimi takıyorum. Şimdi gözümüzün çukurunu oluşturacağız. Bunun için biraz azaltıp 2 öreceğim. Bunu 4 kere tekrarlayacağım. 4. tekrarlamamızdan sonra bir kere daha azaltacağız ve devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak azaltarak başlıyorum. Şimdi ilk olarak bir azaltıyorum. 2 örüyorum. Bu işlemi 4 kere yapacağım. Bir azalttım. 2 örüyorum. Üçüncü azaltmam. Dördüncü azaltmam. Evet, 4 kere azalttıktan sonra şimdi en sonda bir kere daha azaltıyorum. Böylece 5 kere azaltmış olduk. Şimdi hiçbir şey yapmadan işaret ipimin oraya kadar ilerleyeceğim. Devam ediyoruz. Düz örerek devam edelim.
16, 17 ve 18. Tamam. Şimdi bir sıra düz olarak örelim. Bir, iki, işaret ipimize kadar düz olarak örüyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmıyoruz. Sıramı tamamladım. Tamam. İşaret ipimi takıyorum ve bir arttırıp iki öreceğim. Bu işlemi 5 kere tekrarlayacağız. Arttırarak başlıyorum ben. 1 2 3 4 arttırıyorum. 5 6 7 8 arttırıyorum. 9 10 11 12 arttırıyorum. 13 14 15 16 arttırıyorum. 17, 18. Tamam. Böylece nasıl azalttıysak bu azalttıklarımı tekrar geriye aldık. Şimdi satırımı tamamlayacağım. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet. Satırımda 36 x'im var. İşaret ipimi taktım. Şimdi yapacak olacağımız arttırmalarla yanak kısmını oluşturacağız. Bunun için 2 örüp 1 arttıracağım. Bu işlemi 6 kere tekrarlayacağım. Başlıyoruz. 1 2 Birinci arttırmam. 2. arttırmam. 3. arttırmam. 4. arttırmam. 5. arttırmam.
Altıncı arttırma. Arttırmalarımız bu kadar. Şimdi satırımı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Tamam. Şimdi iki sıra arttırma ve eksiltme yapmadan örelim. Yanak kısımları daha da belirginleşmiş olsun. Devam edelim. İki sıra arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. İki sıra düz ördükten sonra işaret ipimi takıyorum ve arttırdıklarımızı şimdi azaltacağız. Aynı şekilde 6 tane azaltmamız var. İlk olarak ilk örüyorum. Birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. Dördüncü azaltmam. Beşinci azaltmam. Altıncı azaltma. Tamam. Arttırdıklarımızı azaltarak geriye aldık. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz. Şimdi benim azaltmalarla birlikte elimde 36x'im var. Bu 36x'imi 4 örüp bir azaltacağım. 1 2 3 4. Bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir azaltıyorum. Bir, iki,
3, 4. Bir azaltıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltıyorum. Böylece satırımda 30 x'im kalmış oluyor. Şimdi tekrar ipimi takıyorum. 3 örüp bir azaltarak devam edeceğim. 1 2 3 Bir azalttım. 1 2 3 Bir azaltıyorum. 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 Tamam. Böylece elimde 24 x'im var. Şimdi tekrar ipimi takacağım. 2 örüp bir azaltıyoruz. 1 2 Azaltıyorum. 1 2 Azaltıyoruz. Sıramızı böyle devam edeceğiz. 2 örüp bir azaltacağız. Böylece elimizde 18 x'imiz kalmış olacak. Tamam. Şimdi 1 örüp bir azaltıyoruz ve elimizde 12 x'imiz kalacak. Böylece devam edelim. 1 azaltıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Şimdi başımızı el lafla güzelce dolduralım. Bebeğimizin yanak yerlerine de doğum yaparken bu yanak kısımlarına güzelce ittirelim ki daha çok belirgin olsun. Belli edelim yani yanak kısımlarını. Evet, yanak kısımlarına şöyle el yapımızı koyalım ve şöyle ittirelim. Şöyle. Tekrar bakın birazcık boşluk var. O boşlukları da şöyle hafif hafif dolduralım ki yüzümüzün görünümü daha güzel olsun. Şu şekilde. Bakın şu yanak kısımlarına dolum yapıyorum. Tamam. Yeterli. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Vücudumuzda 8x bırakmıştık. Şimdi burada da aynı şekilde bir örüp bir azaltarak elimizdeki 12x'imizi 8x'e indirgeyeceğiz. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tamam. Böylece bitmiş oldu. Başımızı bitirdik. Şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştireceğiz. Boyunla başımızı birleştirirken bakın şöyle minik bir tel ayarladım. Şöyle kırılabilen, sağlam ama öyle yumuşak bir tel de değil. Şimdi içeri girmesi için tığımızı alalım ve şöyle girecek olan telimize yer açalım. Daha sonra içeriye doğru ittirelim. Daha rahat girecek. Tamam. Şimdi boyundan geçirelim. Daha önceden ben aynı şekilde boyunda yer açtığım gibi vücudunda da yer açmıştım. Tamam.
başımızı yerleştiriyoruz. Şimdi güzelce hizalayalım. Bu yanak kısımları öne gelecek şekilde, bakın, hizaladıktan sonra dikmeye başlayalım. Güzelce tutturuyoruz. Yeterli. Güzelce diktik. Şimdi iğnemi çıkaracağım. Yeterli. Şimdi iğnemi çıkarıyorum.
Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.